Başkanım, pandemi döneminde özellikle bayram yeri esnafı, çarşı esnafında bazı sıkıntılar olduğu yönde bazı haberler vardı. Vatandaşlar çıktığında oralarda sıkıntı yaşanabildiği, salgın olabileceği, dükkanlarda, iş yerlerinde bir bulaşıcı hastalık tehdidi olduğuna dair bilgiler vardı. Ama daha sonra esnafın gerekli tedbiri de aldığını öğrendik. Tabii şimdi bu kendisine elzem olmayan bazı şahıslar, vatandaşı insanlar bayram yerinde, kale içinde ya da değişik alışverişimizin yoğun olduğu, ki açık alanda alışverişin yoğun olduğu bölgelerde gelişi güzel demeçlerle ister istemez piyasada bir tedirginliğe yol açan söylemlerde bulundular. Şimdi bu virüs denilen elini kolunu sallaya sallaya yürüyen giden bir şey değil. Sonuçta mesafeyi koruduktan sonra, ama kapalı alanda olsun ama açık alanda olsun, mesafeyi koruduktan sonra, maskenizi taktıktan sonra hiçbir sıkıntısının olmadığı görüşündeyim. Bu da alışveriş yaparken insanlar çok yakın zaten birbirine şey yapmıyor. Yani çok rahat alışverişini yapabilirler. Hani farklı söylemler yapıp da yok bayram yerinde şöyle var, yok kale içinde şu var deyip de oradaki yaşayan esnaf arkadaşlarımızı da ve oraya gidecek vatandaşları da üzmesine gerek yok yani. Çünkü esnaf olmazsa bu yaşam olmaz. Bugün Türkiye'nin bile bel kemiği, ana damarı esnaftır, küçük esnaftır. Bugün Türkiye'de 3 milyona yakın kayıtlı küçük esnaf var. Bunlar yani her şeyi de tamamen devlete yük olmadan çalışan ülkesinden, çalışan insanlar her yönüyle devlete daha istihdam yönüyle farklı yönlerle devlete faydası olan insanlar. Siz bunların bir iki söylemle televizyonlarda ya da basında insanları tedirgin etmeye hiç gerek yok. Bugün herkes artık şuna inanmaya başladı. Bu COVID denilen rahatsızlıkta gripin farklı bir türü, gripin biraz daha ağır şeyi. Bugün ailemizde hepimiz kış dönemine giriyoruz. Çoğu zaman ailelerde herkes grip olur. Evde bir kişi grip oldu mu mutlaka 4 kişilik bir halde en az 2 kişi ya da bilemedi 3 kişi bunu atlatır, geçirir. Aynı COVID de böyle. Bakın dikkat edin. 5 kişilik, 6 kişilik, 4 kişilik ailelerde inanır mısın en az 2 kişi, bazen 3 kişi bile sadece geçirenin haricinde 3 kişiye bulaşmıyor bile. Neden? Çünkü gripin de en güzel, en şeyi geçirebilmesini dinlenmektir. Bu da 14 gün içerisinde zaten insanın eğer erken teşhis yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmadığı, biraz ağır geçiyor, başka hiçbir şey değil. Biz bunları kendimiz tedavi şeyini yaparsak hiçbir sıkıntı olacağını ben inanmıyorum. Bu kadar abartıya, bu kadar şeyine gerek yok. Ha bugün Avrupa'da şöyle olmuş mu? Arkadaş dikkat etmiyorsa o bizim suçumuz değil. Bugün Türkiye'de hakikaten bir kişi eğer Covid ise o kişi o gün ya da bir gün önce kimlerle, nerede testlerle de temas ettiyse bunu bizzat araştırılıyor, soruluyor ve Türkiye, belki dünyada tek Türkiye'de var bunu. Bu da çok güzel bir şey. Bununla beraber onu temas edilen kişiler de erken şeyle erken tanıyla hemen bir an önce şey alınıyor. Kontrol altına alınıyor. Kontrol altına alındığı zaman bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de bugün hakikaten açıklanan rakamlarla 115 bin mesela dünkü rakamda 115 bin kişi kit yapılmış, test yapılmış. Bunun içerisinde 1400 kişi. Bu gayet normaldir. Yani bugün grip olan, normal bir grip olanda da aynı bu şekilde oluşuyor. O zaman kale içinde ve diğer çarşıdaki özellikle esnaf zaten gerekli hijyenini sağlıyor diyorsunuz. Tabii, sadece tabii. Gereksiz insanların söylemleriyle insanları, yani alışverişteki esnaf kardeşlerimizi tedirgin etmeye gerek yok. Ben buradan da söylüyorum bütün vatandaşlarımıza, hiç tedirgin olmadan rahatlıkla bayram yerinde, kale içinde, Çınar'da, kendi değişik mahallelerimize, pazarlarda alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Mesafenizi koruyun, maskenizi takın, istediğiniz ürün, istediğiniz şekilde alın.